Arkadaşlar tekrar merhaba. Cüneyt Bey'in bir sorusu var. Sayısal ve eşit ağırlık farklı iki bölümden mezun olan kişi her iki bölümden de tercih yapma şansına sahip mi? Bahattin Hocam değil demiş ama ben sahip diye biliyorum ama yine en doğrusunu öğrenelim. Bir dahaki derste hatırlatın bana. Şey yapalım, soralım. Çünkü iki puan türünden de yani sözel ve sayısaldan yaptığı zaman herhangi birinden sahipse diğerinden de sahiptir diye. Ama aynı tercih formunda birden çok tercih hani farklı farklı bölümler için yapabilir mi onu bilmiyorum. Ama bana yapabilir gibi geliyor. Ona bir bakalım beraberce. Sayfalarınızı bir yenileyin. Sayfalarınızı her dersin başında hatta ders ortalarında da şöyle yenilerseniz iyi olur. Bir de bir hocam da şey sormuş. Kaça kadar sürecek demiş. Dediğim gibi bu 3 hafta 4 hafta boyunca Mayıs ayının işte ortasına kadar arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yapamaz hocam. Tamam yapamazmış. Arkadaşlar daha biliyor olabilirler bu konuyu. Mayıs ayının ortasına doğru 7'de başlayacağız. 22 çeyrek ya da işte 22 sularında bitireceğiz. Alan durumu var. Tamam Hasan hocam bu konularla ilgili tecrübeli. Son çözdüğüm soruyla ilgili herhalde bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Son çözdüğüm şeyle ilgili bir sıkıntı yoksa o zaman yeni sorusuna geçelim. Ne dersiniz? Bu da yeni sorusu mu? Evet. Yeni sorusu da yine bir ÖSYM sorusu arkadaşlar. Der ki soruda mezun olduğu programa göre seçim gerekir. Ama iki programdan mezunsa Hasan hocam, iki programdan da mezunsa o zaman hangisi geçerli olur? Yani istediği tercihi yapabiliyor mu ya da istediği neyse bunu bir dediğim gibi biz rehberlikçilerimize bir soralım. Hani benim de çok bir fikrim yok ama iki programdan mezunsa o zaman herhangi birisinden tercih yapabiliyorsa ikinciden de yapabilir. Ek programdan gider. Çok fazla değişiyor arkadaşlar sistem. Hani o sistem değişmesi karşısında bazen biz de kalıyoruz böyle. Hangisiyle başvurursa onlar olur bence. İşte ama hangisiyle başvuracağına kim karar veriyor orada? Sorarız bunları. Peki sorumuz yine bir ÖSYM sorusu. Güzel de bir soru arkadaşlar. ABC birer tam sayı olmak üzere demiş. ABC birer tam sayı olmak üzere demiş. Sonra neyi soruyor? A çarpı B'nin 20 olduğu durumda, B çarpı C'nin 5 olduğu durumda ABC çarpımının alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuş. Kitaplar en kısa zamanda elinize ulaşacak. Onu söyleyeyim. Peki ne yapıyorduk? Üzerinde tam sayıyı okuduğunuz zaman bu işin bir de negatif kısmı vardır. Onu hatırlıyordunuz. Peki A çarpı B 20, B çarpı C 5 ve bunlar birer tam sayıysa ve B her ikisinde de ortaksa ve B'nin 5 ve 20 çarpanlarını içinde barındırması gerekiyorsa o zaman B sayısı için arkadaşlar ya 5 olabilir dersiniz. Mavili yazdım onu. Ya da arkadaşlar ne olabilir dersiniz? 1 olabilir dersiniz. Çünkü 5 ve 20'nin ortak başka çarpanı yok. Yani 2'yi kullanma şansınız nedir arkadaşlarım? Yoktur. Devamında da şöyle. Mavi üzerinden devam edelim. 5 olduğu durumda B'nin. A o halde 4 olur. B'nin 5 olduğu durumda arkadaşlar C'nin ne olduğunu göreceksiniz? 1 olduğunu göreceksiniz ve ABC çarpımı olarak 4, 5 ve 1 çarpımı yani bizi nereye götürecek? 20'ye. He? Tamam mıdır? Peki. Bir de kırmızı ile yazdım. Hani dedik ya B ya 5 olacak ya da ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. Bir de kırmızı ile yazdığımızdan gidelim. Yani nasıl gidelim? Şöyle. B'nin 1 olma durumunda A kaç olacaktır? 20. Peki B'nin 1 olma durumunda C kaç olacaktır arkadaşlar? 5. Peki onları da yazalım bir. Şöyle A'nın, B'nin ve C'nin yerlerini yazalım. 20, 5 ve 1 çarpımı nereye götürecektir bizi? 100'e götürecektir. Tamam mı? Peki dikkat ediyor musunuz? Yukarıda tam sayı demesine, sorunun da altında da, soru kökünde de en küçük değeri nedir demesine rağmen ne yapıyorum arkadaşlarım ben? Pozitif sayılar üzerinde uğraşıyorum. Pozitif sayılardan da bir 20 olduğu durumu buluyorum. Bir de hangi durumu buluyorum arkadaşlar? 100 olduğu durumu buluyorum. Peki ne yapacağım şimdi? Ben bulduğum bu büyük değerin önüne
eksi getirebiliyor muyum mu arayacağım. Yani nasıl başaracağım bunu gösterelim hemen size. Eğer ben C sayısına, bunların yerlerini yanlış yazmışım, çok özür. B'ye 1 demiştik. B'nin altına 1'i, C'nin altına 5'i. Ben B sayısına eksi 1 deseydim, A sayısı eksi 20, C sayısı da eksi 5 mi olurdu? Ve eksi 20, eksi 1, eksi 5 çarpımı da bizi nereye götürürdü arkadaşlar? Eksi 100'e mi götürürdü? Yani yanıtımız ne olurdu? Edirne seçeneği olurdu. Hani artık yavaş yavaş büyüsünü kaybetsin bu sorular. Zorluğunu kaybetsin arkadaşlar. Nasıl kaybetsin? Üzerinde tam sayı dese de demese de, bizden en büyük değerini ya da en küçük değerini istese de, biz pozitif düşünüp işlem yapıyoruz. Ve bulduğumuz büyük değerin önüne ne getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar? Eksi getirmeye çalışıyoruz. E bulduğumuz büyük değer neydi? 100 idi. O 100'ün önüne eksi getirebilmek için B sayısına eksi 1 almamız ne olacaktır? Yeterli olacaktır. O zaman devam ediyorum yeni sorumla. Problem var mı? Tekrar istiyorsanız tahtayı temizlemem çok kolay. ÖSYM böyle der. İkiz de sayısal ama bir bölümü seçmek zorundayız. Tamamdır. Hocalarım daha bilgili bu konuda. Daha önce tecrübe etmişler böyle bir durumu. O zaman tek bölümden ama istediğiniz bölümden tercih yapıyorsunuz değil mi hocam? Atıyorum eşit ağırlık bir bölüm ya da sayısal bir bölüm bitirdiniz. Sayısal bölümden tercih yapabiliyorsunuz ya da eşit ağırlık bölümden tercih yapabiliyorsunuz. Zaten sayısal iki sayısal bölüm bitirdiyseniz hani tercihleriniz istediğiniz bir yer bellidir. Ona göre tercih yapıyorsunuz herhalde. Peki. Diğer örneğim geldi. Bu arkadaşlar bir ALES sorusu. DGS'ye en yakın sınavdan bahsediyoruz. Birkaç tık üstte bir sınavdır ALES sınavı. Ki Haziran ayının sonlarına doğru diyeceğim ki hadi artık ALES'leri çözmeye başlayın. Sonra DGS'leri çözeceksiniz. Yani önce zorları çözeceksiniz, sonra kolaya geçeceksiniz. Bununla ilgili herkesten bir yanıt istiyorum. Herkesin bir değer verme durumunu istiyorum arkadaşlar. A ve C birbirinden farklı tam sayılar. A çarpı B çarpı C 15 ve bana A bölü B eksi C oranının en küçük değeri nedir diye sormuş. A bölü, güzel yazalım, A bölü B eksi C oranının minimum değeri nedir diye sormuş. Yani en dip değeri nedir diye sormuş. Peki nereden faydalanacağız? A'yı, B'yi, C'yi nereden bulacağız arkadaşlar? Nereden bulacaksınız? A, B, C'nin 15 olduğunu söylüyor bize. Oradan değerler vereceksiniz. Herkesten yanıt bekliyorum. Siz cevap verene kadar güzel. İşte ilk düşürdüğümüz hocamız Bahattin hocam eksi 5 bölü 2 yanıtıyla düştü ki şunu söyleyeyim. Ben bu soruyu ALES'te ilk gördüğümde hemen hemen her sene ALES sorularına çözüm yazarız arkadaşlar biz bazı yayın evlerine. İlk gördüğümde benim de söylediğim şey buydu. Eksi 5 bölü 2 idi. Bu ille de herkesten yanıt bekliyorum deme sebebim Cüneyt hocam şundan dolayı. Adam o kadar pis hazırlamış ki soruyu. Pisten kastım ne biliyor musunuz? Yapacağın her yanlışı şıklara koymuş. Eksi 5 bölü 2 bulan da var. Eksi 1 bölü 2 bulan da var. Eksi 1 bölü 14 bulan da var mesela. Ha? Peki doğru yanıt nedir denildiği zaman? Önce bir yaptığınız mantıklı yanlışa gelelim ama. Hani o yanlışı gösterelim, doğrusu şöyle olur diyelim. Bakın B diyen arkadaşlarım da var. Şimdi duyuyorlardır muhtemelen beni. Yapacağınız B, C ve A yanlışlarını koymuş durumda. Peki nasıl buldunuz? En çok yapılan yanlış mesela şudur. A, B, C 15 olacaksa şöyle söyleniyor. Buna 5 deniliyor. Tamam mıdır? Şuna 1 deniliyor, şuna da 3 deniliyor. Gelin bakalım bir koyalım yerine. A'nın 5 olduğu durumda, A'nın 5 olduğu, B'nin 1 ve C'nin 3 olduğu durumda 5 bölü, eksi 2 oluyor. Yani yanıt olarak da nedir diyoruz? Ceyhan'dır diyorsunuz arkadaşlar ama hatalıdır. Aslında doğru mantık gidiyorsunuz. Mesela B diyen arkadaşlarım, bence yanlış mantık gidiyorsunuz. Yani nedir yanlış mantık? Şimdi bir oranın, önce bir şuraları temizleyelim. Bir oranın biz en küçük olmasını istiyorsak sayı değerini büyük yapmamız lazım. Yani payını büyük, paydasını ne yapmamız lazım arkadaşlar? Küçük. Sonucunu da ne bulmamız lazım? Eksi. Peki payına ve paydasına büyük neler söyleyebilirsiniz? Sildim bu değeri. İzlediğiniz zaman siz de göreceksiniz. Ben A sayısına 15 desem
A sayısını 15 desem. Belki hemen itiraz ediyorsunuzdur. B ve C'ye 1-1 diyemezsin hoca. Çünkü der ki birbirinden farklı tam sayılar olmak üzere der. E o zaman A sayısını 15 dediğimde B'ye ve C'ye 1-1 demek kalıyorsa, evet diyemiyorsam, A sayısına eksi 15 desem, B sayısı 1 olsa ve C sayısı da eksi 1 olsa, sayın hocalarım yazdığım ifadeleri bir yerlerine yazar mısınız? Yazdığım ifadeleri benden istediği, böyle karışık kuruşuk durmasına da gerek yok, benden istediği ifadede bir yerine yazalım mı? A bölü B eksi C oranını sorar. A sayısına eksi 15 demişsin. B sayısına 1 ve C sayısına eksi 1 demişsin. E bunları birbirinden çıkarmanı ister. Yani sonuçuna gider. Eksi 15 bölü 2'ye gider. Yani nereye gider arkadaşlar? Edirne'ye gidecektir. Peki, şunu belki geçiriyorsunuzdur içinizden. Evet Hasan hocam doğruya geldi. Şunu geçiriyorsunuzdur belki içinizden. Ya hocam, hani bu çok kolay bir şey değil. İşte nereden görecektik bunu? İşte çöze çöze olacak. Bir de dediğim gibi değer verme sorularında çok bir standart yok arkadaşlar. Adam her şeyi sorabilir size. Acele etmek de gerekiyor, aslında etmemek de gerekiyor. Hasan hocamın dediği gibi acele ederseniz yani yapacağınız yanlışları şıklarda görme şansınız çok fazla. Hani dolayısıyla sıkıntı yaratabilir. Ama soru şekillerine hakim olursanız da böyle bir sıkıntıyı ortadan kaldırmış oluruz. Doğru söylüyorsunuz Fatih hocam. Çok güzel sorudur. Hani demin de söyledim ya, Alesi birazcık daha bu sınavların birkaç tık üstündedir. O yüzden dediğiniz gibi fena soru değil. Bakalım yeni sorusuna. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere. A artı B X, A artı C Y, B artı C Z'ymiş. Tamam. Bana nasıl güzel bir sıralama vermiş, bir dikkat edin. Z X'ten, o da Y'den büyük olduğuna göre A, B, C'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar dedik ya, ne dedik? Şunu, aklınıza esen her şeyi değer verme sorusu olarak karşınıza getirebilirler dedik. Peki ne yapacağız biz bunları? Alt alta toplasak mı, çarpsak mı, bölsek mi? Çok zor. Çünkü eşitliğin diğer tarafındakiler ne yapmıyor? Bilinmiyor arkadaşlar. Peki nasıl sıralayacağız? Aynı anda çok seçenek var. Evet. Peki nasıl sıralayacağız? Şöyle. En büyük hangisini görüyorsunuz? Z'yi mi görüyorsunuz? O zaman B artı C büyüktür. Sonra X'i mi görüyorsunuz? A artı B'den o da büyüktür. Sonra Y'yi mi görüyorsunuz? A artı nereden arkadaşlar? C'den. Gel sonuçlara gidelim. Eşitlikler 3 tane eşitliği ikili ikili gruplasanıza. Altını çizdiğimle kırmızıyla, üstünü kırmızıyla çizdiklerimde aslında bir küçük eşitsizlik bilgisi istiyoruz sizden. Yani B artı C, A artı B'den büyükse, her ikisinde de B varsa, B'yi bu tarafa attım yok ettim de diyebilirsin ama her ikisinde de B varsa C A'dan büyüktür gibi bir sonuca ulaştık. Bu bir. İkincisi, üstünü kırmızıyla çizdiklerimize bir dikkat edin. A ile B'nin toplamı büyük, A ile C'nin toplamından. Her ikisinde de A varsa o halde B artı C ne? Çok özür. B büyük olacaktır nereden arkadaşlar? C'den. Peki bu bulduğumuz iki şeyin sonucu olarak da şöyle bir şey söyleyebilir miyim? C A'dan büyüktü, B de C'den büyüktü. Yani B, C ve ne olacaktır arkadaşlar sıralamada? A olacaktır. B, C, A sıralamasında nerede görüyorsunuz? Ahmet hocamın, Hasan hocamın ifade ettiği gibi D seçeneğinde görüyorsunuz. Her şey karşınıza değer verme sorusu olarak gelebilir. Ha, biz çok klasiklerini aldık. Gerçi arada deride güzel sorular var ama yavaş yavaş da sona doğru geliyoruz. Mesela bir klasiği de bu. Bunu sayı problemlerinde de çok fazla göreceksiniz arkadaşlar. Şu an bu haliyle temel kavram sorusu. Peki sayı problemi, hani sorular çok uzadı diyoruz ya, işte şöyle aslında göreceksiniz. Bir sınıftaki öğrencilerde üçer ya da beşer kalem vardır. Bu sınıfta 120 tane kalem olduğuna göre, AB ikilisi kaç farklıdır diye sormuş ya, işte bu sınıf mevcudu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
ya da sınıf mevcudunun alabileceği kaç farklı değer vardır şekliyle de göreceksiniz siz bu soruyu.